suçuna razıyım. Ben bilirim beni sizden ziyade. Kalbim bir anne, aşk fevkalade. Dokunmayın asla benim hayalim, benim gençliğim, umudum, düşlerim. Ben yaşarım günü dünden ziyade. Kalbim bir anne, aşk fevkalade. Garip bir şey oldu. Birden kendime sıkmak istedi canım. Allah'ım ya Fatih! Fatih yetiş! Sus! Bağırma başımda carcar. Arsız. Dokunma bana da. Gideceğim zaten ben. Hadi. Bana bak. Son bir şey söyleyeceğim. Kabrime gelmesin ha. Zeynep! Zeynep ne oldu? Koş Fatih, koş! Zeynep ne? Anne kendini vurdu. Anne öldü mü? Yok hayır ölmedi, neyse ki konuşuyordu demin. Anne. Bir ambulans çağırmamız lazım. Fatih kan kaybından ölecek. Anne. Aklımıza gelen başımıza geldi. Ama yine de böyle bir şey yaşadığımıza inanamıyorum doğrusu. Fatih. Nasıl oldu bu iş ya? Nasıl engel olamadın annene? Görmedim ki baba ben. İşte çıkmış Zeynep'in karşısına. Vallahi Fehmi Bey, ben de ne olduğunu anlamadım. Ya çıktım evden, sokakta bir anda karşıma çıktı. Saydı, sövdü. Sen benim her şeyimi elimden aldın dedi. Senden nefret ediyorum dedi. Sana bir hediyem var dedi. Sonra çantasından silahını çıkarttı, bana doğrulttu. Ben zaten şoka girdim o anda. Sonra böyle yavaş yavaş gitti, kendini buldu. İnanamıyorum. Bu kadınla bir kan bağım olduğuna inanamıyorum. Ben size söyledim. Bu kardeş kötü bir şey yapacak dedim. Gidip bulalım dedim ama siz beni dinlemediniz. Anne! O ne demek öyle? Baba bilmediğin bir şey mi var? Var, var. Annem birkaç gündür ortalarda yoktu. Nasıl yoktu? Yoktu yani yavrum. Bir mektup bırakmış. Yok efendim ben size kendimi yedirtmem falan filan diye gitmiş. Şimdi benim kardeşim biraz gelir gider akıllı olduğu için önem vermedik tabii. Baba, ne oldu? Annem iyi mi? Nerede? İyi canım, içeride. Bizi doktoru bekliyoruz. Geçmiş olsun. Umarım kötü bir şey yoktur. Yok Orhan'cığım, sağ ol. Abla, iyi misin? İyiyim ablacığım, merak etme. Abi, ne oluyor? Ha, doktor geliyor. Nasıl durum doktor bey? Gayet iyi, merak etmeyin. Turp gibi maşallah. Maşallah. Mukaddes Hanım çok şanslıymış. Kurşun omzunu sıyırıp geçmiş. Şanstan değildir o, beceriksizliktendir. Neyse canım. Ne zaman taburcu edebiliriz doktor bey? Yarın da taburcu edebiliriz Fehmi Bey. Şimdi kendisi uyuyor. Birazdan hepiniz görebilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Neyse. Mukaddes'in 9 canı vardı. Kaldı 8 can. İyi. Çok şükür başkasına bir şey olmadı. Biz yine ömrümüzden 10 yıl gitti. Bunun hesabını soracağım ben anneme. Hamileyiz biz. Hamile insana yapılır mı bu iş? Ya Allah aşkına biri bana ne olduğunu anlatabilir mi?
Reis! Haydar! Yalnız mısın? Yalnızım reis, yalnız. Orduyla gelecek halim yok ya. Anlat reis. Dinliyorum. Ne anlatacağım da? Kaçtık işte. İyi yapmışsın. İyi yapmışsın da keşke yardım isteseydin. Tek başına nasıl becerdin? Yok da kolay oldu. Ne edeceksin sana? Ben bunlara alışkın. Ha sen şimdi bana başka türlü yardım edeceksin Haydar. Buyur reis. Yeter ki iste. Haydar beni saklayacaksın. Ama öyle geçen defaki gibi yok bodrum katı da yok müştemilat da değil. Anladın? Evet. Haklısın. Ha. Bir de bunu bizim damat olacak pısırık herife hiç söylemeyeceksin. Anladın? Fatih mi? He. Hayırdır reis? Yoksa Fatih mi yamuk yaptı? Yok da ne yapacak ya pısırık ya? Ama onun kafası bizim gibi çalışmıyor. Haydar. Ha sen ona söyleme boş ver. Ah reis ah. Ben sana tam baştan da söyledim. Seni ben saklayayım dedim ama dinletemedim ki sana. Neyse. Elbette saklarım seni. Elbette saklarım. Hem de öyle bir saklarım ki görünmez olursun evvelallah. Uy. Ha nasıl edeceksin onu? Sen hiç merak etme. O iş bende. Ha bu iyi fikir Haydar. Bak hoşuma gitti. Anne bu gerçek mi? Elbe gerçek kızım. Siz ana ağza inanmıyor musunuz? Hayır tabii inanırız, inanırız da. Yani bu rüya gibi bir şey. Yoksa ben rüya mı görüyorum? Şahs beni çimşiklesene. Ha çimşikliyorum. Ay! Ya Fadik bir şalap ya. Kızım şu anda acayip komplike bir durumun ortasındayız. Mami sen şimdi benim kardeş cazımın hayallerindeki dükkanın sahibi ve maliki misin? Elbe kızım eyleyim. İlk sahibi olmasam da son sahibi benim. Ayıptır sorması ama mahvedik adamlara ne oldu acaba? Ne olacak kızım? Gittim konuştum adamlarla. Öyle bir içlendiler ki adamlar halıma. Dedim kardeşim dedim kıyıda köşede ne kadar birikmişim varsa hepsini veririm dedim. Ne gerek var abla senin gibi iyi insan nereden bulacak dedi. Vallahi kız 3 kuruşa aldım dükkana. Öyle de iyi insanlar, öyle de candan insanlar çok sevdim. Tanıyınca siz de çok seveceksiniz. Mahvedik adamlar. 3 kuruşa. He ne var kızım? Mafya da olsa insan insanıdır. Siz sonuca odaklanın. Anacığım tamam biz sonuca odaklanacağız da... ...ben asıl sen o adamları nasıl odakladın onu merak ediyorum. Ey kız kızım siz beni hiç tanımamışsınız ha. Benim kızım hayal kuracak. Sonra hayalleri olmadı diye geçecek benim karşıma ağlayacak. Ben de anası olarak karşısında eyle el el üstünde oturup onu seyredeceğim öyle mi? Ben var ya sizin mutluluğunuz için gerekirse obamaya çıkar... ...yalvarırım adamın ayaklarına kapanırım. Annem o kadar teşekkür ederiz ki. Kızım. Seni çok ama çok ama çok ama çok ama çok seviyorum. Anam, canım anam, kanım anam, fedakar anam. Adeta bir Kofi Annan. O kim ki? Ya senden iyi olmasın ama o da tıpkı senin gibi efsane bir arabulucu şahsiyettir ha. Bakayım. Andırıyorsun sanki. Kofi değil. Ha değil. E daha ne duruyorsunuz kız siz burada? De haydi gidin çalışın dükkanı da tuttuk. Bana bakın kız. Dükkanı size 5 yılına kiraya vereyim. Gidin güzelcenim hayalinizi kurun. Ondan sonra da satın kızım. Para az da bir kenara koyun ki ay sonu gelince beni de korun. Tamam anneciğim tamam. Yalnız sana son bir şey soracağım. Sor hele. Sen bu adamlara nasıl ulaştın anne? Ey kız kızım kız. Sen Ayfer'in kızısın. Ecik büyük düşün. Bizim de kendimize göre hatırı tanıdıklarımız var herhalde. Vay. Oy Ayfer. Ne oldu Yadigar? Neler oldu neler? Mukaddes Hanım kaçtaydı ya. Vurmuş kendini. Aa! Muret. Muret ne ulan? Bizim oralarda şaşkınlık iddiasıdır. Siz niye hep birlikte bana kötü kötü bakıyorsunuz?
Ben zaten vuruldum, sakat kaldım ya. Beter ol mukaddes, beter ol. Ama mukadder. Ah benim başına buyruk karıcığım. Bizi ne kadar korkuttun biliyor musun? Değmeciğim. Yemin ederim. Bir gün ölürsem ecelimden değil. Senin yüzünden olacak mukaddes. Son Osmanlıcığım. Anne sana hiç yakışıyor mu bunlar? Güzel kızım. Ben de sizin daha... Sen de sizin daha... Fatih, görüyor musun yavrum? Anneciğini konuşturmuyorlar çocuğum. Yavrum, gel de sen içini dök yavrum. Sen de söyle söyleyeceğini. Bu yaptığına hala inanamıyorum anne. Ama oğlum... Ben sana çok kızgınım. Bir daha da benim karıma yaklaşmayacaksın. Ne karısı be? Ne karısı hala karım karım diyor? Ben burada kendimi vurmuşum. Seni ben doğurdum ya, seni doğuracağım. Taş doğursaydım keşke. Tamam mukaddes. Yeter, yat yerine. Kesmeyeceğim sesimi, kesmeyeceğim. Konuşacağım hep. İyi günler. Buyurun. Mukaddes Hanım'ın ifadesini almamız lazım. Niye? Her zamanki mukaddes işte. Sen iyi misin hayatım? İyi miyim ben, merak etme. Çok korktun değil mi? Yani o silah doğrultuğunda bir film şeridi olayı yaşamadım değildi. Kıyamam ben sana. Söz veriyorum bir daha asla onunla görüşmeyeceksin. Saçma mı Fatih? Benim istediğim bu değil ki. Ben aslında annenle aram iyi olsun istiyorum. Ve benden bu kadar nefret etmesini istiyorum. Hatta neden benden bu kadar nefret ediyor bu kadın? Ah bir bilsem. Cihan Bey. Efendim Cihan Bey. Fatih Bey, şirketle ilgili önemli bir gelişme var. Acil gelebilir misiniz? Tamam, tamam geleceğim. Hayatım ben şirkete gideceğim de eve bir geçeceğim, üstümü değiştireceğim. Seni de eve bırakmış olurum. Yok yok, ben de gelirim seninle. Nasıl yani, iyi misin sen? Evet hayatım, iyiyim. Hem zaten bu saatten sonra anneni düşünsün. Öcümü fena alacağım onda. Ya saçmalama Zeynep, deliyle deli olma. Ay o deliyse ben zır deliyim, görürüm. Niye böyle bir şey yaptınız? Yanlışlıkla oldu. Nasıl yanlışlıkla oldu? Ben böyle çantamdan göz kalemimi alacaktım. İşte yanlışlıkla silah almışım yani. Göz kalemiyle silahın ne alakası var hanımefendi? Yok, hiçbir alakası yok zaten. İşte onun için yanlışlık oluyor. Ayrıca silah yanınızda neden var? Aa! Ay ilahi! Ay sen ne komiksin ayol! Ben mukaddes şekercizadeyim ya. Benim küpemin bir teki 15-20 tane asgari ücret ediyor. Ayol ben kendimi savunmayayım mı? Boş mu gezeyim ben? Mukaddes Hanım, şu işin doğrusunu bir anlatsanız. Nasıl vuruldunuz? Ayol diyorum ya işte, çantama elimi soktum. Parfüm sıkacaktım, silah sıktım işte, bu kadar yani. Demin göz kalemi dediniz. Evet. Biraz önce göz kalemi dedim, şimdi de parfüm diyorum. Sana ne? Çok çelişkili ifadeleriniz var. Olabilir. Bir söylediğiniz bir söylediğiniz tutmuyor. Sana da ne? Ayrıca çok saçma. Sensin saçma. Mukaddes Hanım, kendinizi mi vurdunuz? Ay vurdum. Vurdum ayol, size ne ya? Dar başımda. Vurdum. Kendinizi vurduğunuzu itiraf ediyorsunuz yani. Evet ediyorum. Deliyim ya ben. Xenofobim var ya benim, vururum kendimi. Vurdum kendimi. Peki tam olarak kendinizi neden vurdunuz? Ay! Tam olarak, yarım olarak, orta olarak vurdum işte kendimi. Hesabı vereceğim size. Silah benim, para benim, 15 odalı malikane benim, beden benim, ruh benim. Vurdum, vurdum! Ne gülüyorsunuz be? Deli mi var karşınızda da gülüyorsunuz? Estağfurullah hanımefendi. Sen kimsin? Doktorunuzum Mukaddes Hanım. Ayol benim doktora falan ihtiyacım yok ki. Benim kurşun sıyırmış geçmiş, ben iyiyim. Ben ruh sağlığı doktoruyum Mukaddes Hanım. Deli değilim ben! Elbette değilsiniz ama kendinizi vurmuşsunuz. Vururum! Sana ne? Sana mı soracağım? Vururum! Sana ne? Yapmamanız lazım Mukaddes Hanım. Bu normal bir davranış değil. İntihara eğiliminiz olduğunu gösterir. Ciddi bir ruhsal probleminiz var demektir. Ha. Doktor
hocam şimdi şöyle, ben aslında deli falan değilim ama ben internette bir test yaptım. Orada bayağı yüksek dozda bir deli çıktım ama o sayılmaz değil mi? Yok, sayılmaz tabii. Ne güzel işte, sayılmaz. Siz de söylediniz sayılmaz. O zaman ben gideyim. Ama Mukaddes Hanım, elimizde başka bir rapor daha var. Ver bakayım. Ha, bunu biliyorum ben. Xenofobim var benim, evet. Bu da sayılmaz değil mi? Mukaddes Hanım bakın, durumunuz hiç de hafife alınacak bir durum değil. Belli ki ciddi bir probleminiz var. Hem ailenizle de görüştüm. Onlar da sizin için çok endişeliler. Ay gerizekalılar! Saçımı da bozdular! Allah'ın cezaları, bırakın be beni! Bırakın! Deli miyim ben? Sizsiniz deli! Sen ne yapıyorsun? Ah da sabladı. Değilim ben! Değilim! Ben değilim! Elbette değilsiniz Mukaddes Hanım. Elbette değilsiniz ama daha iyi hissedebilmeniz için sizi 3 hafta burada konuk edeceğiz. Ne diyorsun sen be? Ne 5 haftası? Allah'ın cezası! Ben gidiyorum. Kime çağırıyorsun sen? Seni gebertirim. Yaklaşmayın, keserim. Tamam Mukaddes Hanım, tamam. Sakin olun lütfen. Evime gönder beni. Tamam, bırakacağım. Ne zaman gideceğim söyle. Mukaddes Hanım, yapmak istemediğiniz hiçbir şey yapmak zorunda değilsiniz. Ne girdi ya bana. Başına. Evet, sizi dinliyorum Cihan Bey. Maalesef bir sorunumuz var. Hayırdır? Maaşları ödeme zamanı geldi. Tamam. Ödeyelim. İşte sorun tam da bu ortak. Ödeyemiyoruz. Çünkü ödeyecek paramız yok. Ne diyorsunuz siz? Yani şirket bu kadar zor bir durumda mı? Ne yazık ki öyle. Size işe başladığınız zaman da söylemiştim. Siz gelmeden evvel şirket iflasın eşiğindeydi. Maalesef şu anda farklı bir durumda değiliz. Tamam, üretimi hızlandıralım. İhalelere girelim falan, yani bir şeyler yapabiliriz. Fabrikada üretim durma noktasına geldi. O niye? Çünkü epeydir süre gelen işten ayrılmalar var. Cihan Bey, siz krizden bahsediyorsunuz. Evet, maalesef. İşte bu yüzden ilk önce sizinle görüşmek istedim Fatih Bey. Para bulmamız lazım. Hemen, çok acil para bulmamız lazım. Anladım. Ben müsaadenizi istiyorum. İçerisi kaynıyor, millet panik halde. Hayatım, kriz var. Kriz var derken? Para yok yani şirkette. Aşkım, sen nasıl bir yere tezgah açtın daha ikinci günden? Ne bileyim, ben bir de kar ortağı oldum. Kar olmayınca zaten maaşları da ödeyemiyoruz. Sen Fatih Şekercizadesin. Sen her şeyi halledersin. Hallederim ben hayatım, sen merak etme. Halledersin tabii. Bunu da halledeceksin. O zaman ben şimdi gidip içeridekilerin gazını alıyorum. Ve diyorum ki merak etmeyin, Fatih her şeyi halleder. Tamam aşkım. Hallet hayatım, hallet de ben nasıl halledeceğim? Allah yarabbim, kendi ayaklarımın üzerinde duracakmışım. Koskoca holdingi bırak sen, terk et. Thank you.
Sen yine mi ofluyorsun bakalım? Anne! Anneciğim! Oh, canım, canım kızım, canım, canım. Anneciğim. Sen çıktın demek ha? Evet. Sana çıkacağım demiştim. Biliyorum da böyle seni karşımda görünce bir anda çok heyecanlandım, çok sevindim anne, ay şükürler. Ben de kızım, ben de. Çıkınca da ilk seni görmek istedim. İyi, iyi yaptın, çok, çok iyi yaptın. Hadi sen otur, ben Fatih'e haber vereyim, otur. Arasaydın Zeynep. Tekrardan çok geçmiş olsun Meryem Ana, çok sevindim. Teşekkür ederim. Pek öyle sevinmiş gibi görünmüyorsun ama. Yok, ondan değil de. Hayırdır? İşle alakalı. Bir de tabii Mukaddes Hanım. Ha, ne oldu yine Mukaddes Hanım'a? Bir şey yok canım ya, böyle her zamanki Mukaddes Hanım yani. Ama boş ver anne, sen yanımızdasın ya, önemli olan o. Öyle. Neyse, ben de tutuksuz yargılanacağım. Yani yurt dışına çıkma yasağı var tabii. Ama olsun, ben dışarıdayım ve kızımın yanındayım. Reis babam da dışarıda, biliyorsunuz. Ha, biliyorum. İşleri yine içinden çıkılmaz bir hale soktu. Hayır, yani ailesini de tehlike altına sokuyor ki ben dilimde tüy bitti. Fatih. Ne? Yok yok. Fatih doğru söylüyor Zeynep. Bak senin baban böyle bir adam işte. Yani böyle bir işi içine hiç sonunu düşünmeden dalıveriyor sinirlenip. Tabii canım, kahraman olacak ya. Fatih. Hayatım ne tamam yani, yalan söylemiyorum ya. Tamam da yani babamla ilgili bu şekilde konuşarak bir sonuca varamayız değil mi? Daha yapıcı, daha sonuç odaklı düşünmemiz lazım. Haklısın. O zaman onu teslim olması için ikna etmemiz lazım. Ya nasıl olsa yakalanacak. İşte o zaman dışarıya çıkması zor olacak. Aman beni bu kez bulaştırmayın da, zaten adım çıktı ispiyoncuya. Bu işi benim yapmam lazım. Onu teslim olması için ikna etmem lazım. Sanırım yapabilirim. Tabii tabii. Çok zannetmiyorum ama. Ya polislerden önce onu benim bulmam lazım çocuklar. Evet anne, nasıl yapacaksın bunu? Yani bize söylemedi ki gittiği yeri, hiçbir şey bilmiyoruz. Ben ispiyonlarım diye söylemedi. Bilmiyorum Zeynep ya. Nerede bu baban ya? Nerede? Buyur reis. İşte sana görünmezliğin formülü. Yeni kimlik, yeni hayat. Abi kim lan? Ben Teoman mı oldum şimdi? Aynen reis. Hiç kuşku uyandırmasın diye daha modern bir isim seçtim sana. Allah razı olsun. Yalnız reis, seni görünmez yapabilmem için bana bütün yetkileri veriyor musun? Tamam da verdik gitti. Başka çaremiz mi var? Estağfurullah reis. Estağfurullah, öyle deme. Seni saklamak, sana yardımcı olmak benim için onurdur. Elimden ne geliyorsa yaparım. Ama senin de bana yardımcı olman lazım. Tamam ulan, yardım edeceğiz. Ne edeceğiz de onu söyle bakalım, ne yapacağız? Aslında ne yapacağından çok ne yapmayacağın önemli. Anlamadım. Öncelikle eski hayatını unutacaksın. Evine, limana, seni tanıyan bilen insanların olduğu hiçbir yere gitmeyeceksin. Evin yanıyor deseler yine gitmeyeceksin. Arz dersen ararsın, onlar gelirler sana. Buyur. Ha bu ne de? Bu telefon dinlenmiyor mu ya? Kriptolu bu reis. Dinleyemezler, merak etme. Tabii daha bitmedi. Asla kavgaya karışmayacaksın. Başını belaya sokmayacaksın. Dediklerimi yaparsan seni saklayabilirim. Aksi takdirde ben bile bir şey yapamam. Uy tamam, kabul ediyorum de. Ha madem görünmez olacağız, bari hepten olalım. He? Bir şey daha var. Daha bitmedi.
Görünmez olabilmek için kimlik değiştirip saklanmak yetmez. İmajını da değiştirmek lazım reis. İmaj ne burada? Ne? Vay reis. Tam karizma olmuşsun böyle ha. Sana yemin ederim bu halinle çocukların bile tanıyamaz seni. Ne diyorsun? Yok tamam. Tamam. Ha şu deri pantolonu giymesin olmaz mı? Olmaz reis. Bu işin kuralı böyle. Teoman Aslan böyle giyiniyor, böyle yaşıyor. Senin de tarzın artık böyle. Teoman Aslan olarak yeniden dünyaya geldim reis. İyi ki doğdun reis. Ulan dur, dur. Ya, yüzüm, yapma be. Ha ben bu pantolonu giymeyeceğim. Kalsın, kalsın. Yuh. Uyandı galiba pek. Seyredelim şimdi çünkü. Hayırlısı olsun. Hanımefendi, şu kapıyı açabilir misiniz lütfen? Çekil! Şer ittifak. Hayatım, bir tanem. Nasılsın? Fehmi, ben şey iyi değilim. Neresi burası? Neredeyim ben? Üstümdekiler falan. Ne böyle pis pis şeyler? Burası hastane hayatım. Ne hastanesi? Asabiye kliniği yavrucuğum. Sonunda istediğiniz oldu değil mi? Şer ittifakı, şeytan üçgeni. Hayır, son Osmanlı tamam sende tamam da. Mukadder. Sen kardeş Cezre nasıl böyle bir şey yaparsın? Ah canım kardeşim biz hiçbir şey yapmadık. Sen buraya kendi emeklerinle geldin. Yani biraz polisiye, biraz tıbbi bir vaka hayatım. Böylesi senin için çok daha iyi yavrucuğum. Fehmi, canım. Olur Fehmi. Fehmiciğim beni buradan götürsene. Ne olursun beni evimize götür, burada bırakma karıcağızını. Hayatım, her şey senin iyiliğin için. Hepimiz senin iyiliğini istiyoruz, emin ol. Yalancı, yalan söylüyorsun! Götürün beni, istemiyorum ben! Gideceğim, bırak! Hayatım ya! Gideceğim, bırak! İşe yarayacak mı acaba? Hiç sanmıyorum sultanım. Yani benim kardeşi böyle sıradan bir deli gibi değil ki. Azgın katırlar gibi. Yalnız hanımlar, sizi uyarırım. Tedavi nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, mukaddes eve geri dönecek. Kendinizi ona göre hazırlamamız lazım. Ana, yine girdi ya bana. Boş ver.
Aşkın yüzüğümü buldum. Çok güzel. Aşkım yüzüğümü buldum. Bak. Tamam. Allah Allah. Hayatım sen bu yüzük yüzünden günlerdir bana yapmadığını bırakmadın. Senin şimdi benim boynuma falan sarılman gerekiyor. Öpücüklere falan boğman gerekiyor. Selin. Hayatım. İyi misin sen? Annemi düşünüyorum. Hayatım tamam. Üzülme. Bak. Belki herkes için en hayırlısı olmuştur. Nereden biliyorsun ki? Belki mukaddes annem oradan çıkınca bir melek olacak. Bu söylediğine sen inandın mı? Ya hayal de mi kurmayalım canım? Orhan. Efendim hayatım. Bak kulağa bencilce gelecek biliyorum ama ben neden korkuyorum biliyor musun? Neden korkuyorsun? Anneme benzemekten. Ya hayatım olur mu öyle şey Allah? Neden olmasın ya? Kendin söylüyorsun işte bak bir yüzük yüzünden neler yaptım ben. Bir dakika orada dur bakalım. Orada sen %100 haklıydın. Hata benim. Sen öyle anormal bir şey yapmadın. Lan kafanı kırdım. Daha ne yapacağım? Evet. Onu kırdın. Ay Orhan. Ay ben deliyim. Ay ben vallahi anneme benziyorum. Ay bir kabus gibi. Hayatım saçmalama. Ya bir sakin ol. Bak. İstediğin kadar delir. İstersen kafamı her gün kır. Ben seni her zaman, her yerde, her şekilde deli gibi seveceğim. Sen de beni sev ama. Ben de seni ömrümün sonuna kadar seveceğim. Gel buraya. Oh. Bak. Ayrıca ben sana bir şey söylemek istiyorum. Bence mukaddes anneye benzemende hiçbir sakınca yok. Sen ciddi misin? Tabii ki ciddiyim. Ya kadın ailemizin eğlence kaynağı. Bir o, iki Şevket. Bu ikisini at aileden bak ne kadar sıkıcı, gündelik falan bir aile oluruz. Doğru söylüyorsun. Tabii ki doğru söylüyorum. Hayatım, ben bu aileyi bu şekilde seviyorum. Tamam. Hepimiz birazcık çatlak olabiliriz ama bu dünyanın kahrı da sağlam kafayla çekilmez gibi. Kırık kafayla? Hiç komik. Öyle bakıyorum işte. Ama Fatih'cim yani öyle bir günde olacak şey değil zaten bu. Yavaş yavaş. Yani zaten öyle bir günde olmuyor. İşte yapılması gerekenler listesi çıkardım falan. Ne varmış bakayım listende? İşte yatırım yapmak, insan almak, üretim, yeni üretim makineleri almak falan falan filan filan. Bunların hepsi için de para gerekiyor. Hem de çok acil. Hayatım ne olur bu kadar yüklenme kendini. Hayatım ne demek o ya? İkinci çocuğumuz geliyor. İyi aşkım yarın olmayacak ki çocuğumuz. Ama yarın olabilecekmiş gibi benim hayatımı, ailemi güvence altına almam gerekiyor. Sana kıyamam ya. Hemen de paniklermiş, planlar, programlar yaparmış. Halledersin sen hepsini merak etme. Zeynep. Allah akıl fikir dağıtırken ben yıllık izne mi çıkmıştım? Saçmalama Fatih. Sen çok zeki bir adamsın ama bunu unutma.
Bunun da üstesinden geleceksin. Yok yani, onu demiyorum. Ya ben kendi ayaklarımın üzerinde duracakmışım. Koskoca Şekercizade oğlunu, şirketi bırak. Gel burada onlara rakip ol. Nereye baksam onları görüyorum. Her yerde Şekercizade oğlu var. Resmen Don Kişotluk oynuyorum. Başka bir şey yaptığım yok. Şöyle düşün. İlk Şekercizade bu firmayı açmaya karar verdiğinde neler yaşamıştır? Ne zorluklardan geçmiştir? Kaç kere düşmüştür, kalkmıştır, batmıştır, çıkmıştır. Ama hiç pes etmemiştir ki şu anda Şekercizadeoğlu koskocaman bir firma. Sen de öyle olacaksın. Düşeceksin, kalkacaksın. Batacağız, çıkacağız. Ama pes etmeyeceğiz. Ben de hep senin yanında olacağım. Ben o zaman kredi çekeceğim. Hayda. Aşkım, yani şu anda en azından borcumuz yok. Eğer kredi çekersen... Yok hayatım, yok. Yani bu riski almam gerekiyor. Bu tamamıyla benim kendi sorumluluğum yani. Merak etmeyin. Patron sensin. Senin kararın. Ben sana güveniyorum. Güvenin bana. Ben sizin güveninizi boşa çıkarmayacağım. Söz veriyorum. Biliyorum. Hadi sen de ufaktan toparla artık buraları. Yemek yiyelim. Ben sofrayı kuruyorum. Tamam. Yardımlarıyla hayallerimi gerçekleştirdiğim bu güzel günde yanımda olduğunuz için çok 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 teşekkür ederim. Hepiniz hoş geldiniz. Sevgili konuklar, I would like to welcome all of you guys. Her ne kadar benim sevgili kardeşliğim birinci tekil şahıs olarak konuşmuş olsa da bu dükkanı iki ortak olarak açtığımızı beyan ederiz efendim. Saygılar. Bravo. Üç canım, üç. Ha, evet, pardon efendim, pardon. Bir de bu sondan çıkma üçüncü partner varmışmış. Her şeyden önce şunu söylemek isterim ki... bugün beni, yani hepimizi buraya getiren şey... pasta yarışmasında el birliğiyle çalışıp... canla başla didiştiğimiz o gündür. Ben bunun için her şeyden önce canım arkadaşım Zeynep'e... harika eniştem Fatih'e, canlarım... Selin'ime, Orhan'ıma ve benim bir tanecik kahramanım Mete'ye çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bir dakika, ve tabii ki hiçbir şekilde financial desteğini esirgemeyen bana da çok teşekkürler ve alkışla alkışlayın. Bravo Şahsi. Evet, canım ablam da olmasaydı gerçekten ben de hayallerimde yarım kalırdık. Ama bugün... teşekkür etmek istediğim özel biri var. Annem. Başta babam olmak üzere her türlü sıkıntıya göğüs geren, bizi büyüten, bizi koruyan, her türlü şartta bizim yanımızda olan, bizi olduğumuz gibi seven canım annem. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın. Ben de sizi seviyorum. Sevdiceklerim, bu kadın... öyle efsane bir kadın ki adeta bir barış elçisi misali bizim dükkanımızı mafyatik adamların elinden kurtarıp bize verdi. Ve of course açılışı yapmak onun hakkıdır ya. Saygılarınızla karşımızda Mamişkom Ayfer. Açılış yapmaya davet ediyoruz. Kom. Ayfer, Ayfer, Ayfer. Geç, yalnız bir dakika. Önce dua edecek. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, sen bizi ve dükkanımızı her türlü kazadan, beladan, kötüden, kötü niyetli insanlardan, selden, tsunami'den, kısacası bütün doğal afetlerden koru inşallah ya Rabbim. Amin. 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 Allah'ım, sen bizim dükkanımıza hayırlı, uğurlu, güzel işler yaptığımız bol bereketli günler nasip eyle inşallah ya Rabbim. Amin. Bazı boyu devrilesicileri dükkanımızdan, evimizden, mahallemizden, yanımızdan, yöremizden uzak eyle inşallah ya Rabbim.
Amin. Hayır, hayatımıza girip hayatımızı zehir ettikleri yetmiymiş gibi bir de bizim üç kuruşumuza göz dikip cibiliyetsiz, terbiyesiz, art düşman... Ayşe, kes de. Doğru deyince, kesem o zaman ben. Hadi keseyim, hayırlı veda uğurlu olsun. Tekrardan hoş geldiniz. Ve sonunda hepimizin beklediği ana geldik. Dükkanımızın bu ilk pastasını kesmek için canım Yadigar ablamı buraya davet ediyorum. Bunu ben mi keseceğim? Tabii ki de sen keseceksin Yadigar ablam. Sen benim anne yarımsın. Seni çok seviyoruz. Bize evini açtın, yuvanı açtın. Hiçbir zaman bizi evlatlarından ayırmadın. Çok teşekkür ederiz. Kız ağlatacak ha bu beni. Ay kurban olurum seni verene. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Neresinden başlayalım? Hayırlı uğurlu olsun o zaman. Kesiyorum da. Bismillahirrahmanirrahim. Ellerine sağlık. Yine döktürmüşsün ya. Arkadaşlar sizi canı gönülden kutluyorum. Vallahi o kadar mutluyum ki sizin için. En büyük müşteriniz de benim bu arada. Biliyorsunuzdur herhalde. Vallahi tebrik ederim arkadaşlar. Yani az zamanda çok büyük işler başardınız. Çok teşekkür ederiz. Ya biz de yavaş yavaş bir aile şirketi oluyoruz artık. Yavaş! Sen önce bir aile ol da sonra şirket olursun. Onun da zamanı gelecek Şazi. İnşallah. Başka var mı? Abi, sen iyi misin? İyiyim, iyiyim. Evet ya, sabahtan beri bakıyorum böyle bir bozuk gibisin. Yok be oğlum şey, işler güçler işte, sorumluluk. Hadi! Oğlum sarsa da kendine gel ya! Ya sonuçta yani Fadik'le Mete'nin bile iş kurduğu bir dünyada sen mi iş kuramayacaksın ya? Yaparsın, yaparsın. Yapar tabii ki canım benim. Sevgilim her şeyi yapar. Ya iş güç toparlanıp gider, hallolur. Öyle değil mi? En istedim bak biz sağlıklı olalım. Böyle hep beraber olalım. Vallahi en önemlisi o. Doğru söylüyorsun. Ama tabii bir eksiğimiz var. Keşke dayım da burada olsaydı. Şimdi benim yeni imajıma uygun iş bu mu olayım? Evet reis. Sen artık ünlü bir motor ustasısın. Öyle. Şimdi sana yeni hayatın hikayesini anlatıyorum reis. Ben de var. 1955'te İstanbul'da doğdun. Uzun yıllar Amerika'da yaşayıp motor tamirciliği yaptın. He, Johnny doğru. Daha sonra yurda geri döndüm. Özledin tabii. Vatan özlenmez mi? Özlenmez mi de? Neyse. Senin işin bu tip motorları ve antika Amerikan arabaları tamir etmek. Tamam. Ha ben motordan, antika arabadan ne anlarım da? Sen orasını düşünme reis. Ben sana bu işlerden anlayan iki tane usta bulacağım. Sen sadece başlarında duracaksın. Buradan hiç ayrılmayacaksın. Burası artık senin evin. Bak tekrar söylüyorum. Kavgaya karışmak yok. Başını da belaya sokmayacaksın. Sonuçta burası sanayi. Tamam lan, tamam de. Lan babam bana bu kadar nasihat etmedi be. Ha. Nasihat etseymiş iyi olurmuş. Motorcu ustası Teoman ha? Johnny Teoman. Şu işe bak. Çek bu. Allah güzel yer lan ya. Ha. Bunu konta nereden açıyor? Burayı yerde. Bu mu? Bu mu? Atın ayakları var. Bunu tekerle. Bastı mı gider.
Fatih Bey, ne güzel sürpriz yaptınız böyle. Sizi buralarda görmek benim için büyük bir şeref. Estağfurullah. Size nasıl yardımcı olabilirim acaba? Yani ben şirketim için kredi başvurusu yapmak istiyorum. Tabii meblağ biraz yüksek. Ne demek efendim, ne demek? Siz ne kadar isterseniz. Koskoca şekercizadeler bizden kredi isteyecek de. Hayır, yok, yani babamın şirketi için değil. Kendi şirketim için. Kendi şirketiniz mi? Evet. Ya ben babamla çalışmıyorum artık. Başka bir helva şirketindeyim. Ama tabii yani bir iki seneye kalmaz çok büyük bir şirket olacağız. Fatih Bey, beni yanlış anlamayın ama yani adı sana duymamış bir şirket için yüksek bir meblağ... Yani? Çok üzgünüz Fatih Bey. Biraz incelememiz lazım. Ne demek Fatih Bey, ne demek? Keşke buralara kadar yorulmasaydınız da telefon açsaydınız. Biz size gelirdik. Şekerci Zade oğullarına kredi vermek her bankacıya nasip olmaz sonuçta. Teşekkür ederim. Yalnız babamın şirketi için değil de başka bir şirket için kredi istediğimi söylesem. Başka şirket derken hangi şirket bu? Yani benim de ortağı olduğum küçük ama tabii sizin desteklerinizle büyüyüp zamanı geldiğinde de Şekerci Zade oğluna rakip olacak bir şirket. Bu şirketin Şekerci Zade oğulları grubuyla bir bağlantısı var mı? Yok. O zaman üzgünüm Fatih Bey. Biraz incelememiz lazım. Çok üzgünüz Fatih Bey. Gerçekten üzgünüz Fatih Bey. Neye üzgünsün lan? Ne üzgünsün? Ne üzgünsün? Ne üzgünsünüz? Sizin gibiler yüzünden küçük küçük şirketler küçük kalıyor. Lan ağzını burnunu kırarım, ağzına vururum şimdi senin. Duydun beni? Duydun mu lan beni? Şekerci Zadeoğlu kadar taş düşsün başınıza diyeceğim. Beddua etmiyorum, çocuğum var benim. Ben şu zamanı geldiğimi gösteririm. Göreceksiniz. Fatih Bey, dağıldınız. Hah, yok ya. Kendimce öyle. Oldu o zaman, teşekkürler. İyi günler. Ben bu sabah abimi hiç iyi görmedim ya. Anneme mi sıkılıyor acaba? Yok aşkım, ondan değil ya. Büyük ihtimalle kafası şirkettedir. Niye? Ne oldu ki şirkette? Senin şirketin durumu çok kötü. Abim bildiğin bir enkaz almış. Nasıl yani? Yani ablamın dediğine göre işten çıkarmalar varmış. İnsanların paralarını ödeyemiyorlarmış falan. Ne diyorsun ya? Çok kötü bu. Ay kıyamam. Demek ondan öyle sessiz sessiz kuzu gibi duruyordu. Aynen. Ya kızım düşünsene benimle bile uğraşmıyor yani. Ne kadar keyifsiz olduğunu anlasana. Babamın haberi var mı acaba? Nereden haberi olacak ki? Yani söylemez ki. Ben kendi ayaklarımın üzerinde duracağım diye bir delikanlılık yaptı ya. Acaba ben mi konuşsam babamla? Yani aşkım sen bilirsin ama abinin babamdan yardım alacağını ben hiç sanmıyorum. Ben de sanmıyorum. Kızım abim bu işin altından nasıl kalkacak? Yemin ediyorum iştahım kaçtı ha. Kıyamam ya. Bakalım Fatih bunun altından kalkabilecek mi? İnanın benim de hiçbir fikrim yok Meryem Hanım. Ya peki bir yerden beklediğiniz bir ödeme falan da mı yok? Maalesef yok Birol Bey. Açıkçası ben de size bunu söylemeye gelmiştim. Siz bizden kredi almak için mi geldiniz? Hayır Meryem Hanım. Ben şirketteki payımı satmak istediğimi söylemeye geldim. Şirketin %50'si zaten Meryem Hanım'ın. Biliyorum. Ben geri kalan %50'yi de satmak istiyorum. Yapamadım. Kurtaramadım şirketi. Belki Fatih Bey kurtarır. Ama ben çekiliyorum. Fatih Bey'le ilgili özel durumdan ötürü önce size gelmek istedim. İyi yaptınız. Çok iyi yaptınız. Tamam. Ben satın alacağım. Meryem Hanım. Bu riskli bir durum değil mi? Ya Fatih Bey öğrenirse? Birol da öğrenmeyecek. Yani elimizden ne geliyorsa yapacağız. Cihan Bey, siz de bu satışı Fatih'e belli etmeyin lütfen. Yalanımız ortaya çıkmasın. Ya ne bileyim, siz de bir şeyler uydurun. Yurt dışına gidiyorum falan deyin. Siz nasıl uygun görürseniz Meryem Hanım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Birol, bir şeyler yapmamız gerekiyor. Yani Fatih'in rahat nefes alabilmesi için büyük bir satın alım gerçekleştirmemiz lazım. Ben de öyle düşünmüştüm Meryem Hanım. Ben hemen
peşin ödemeli yüklü bir sipariş sağlar. Çok iyi bir rol. Çok iyi. Yalnız Fatih'in yanında onu takip eden birinin olması gerekiyor. Cihan Bey gitti. Onun yanına birini yerleştir. Benim bu iş için aklımda biri var Meryem. Fatih Bey. Kahveniz. Ben ne zaman kahve istedim, kafa mafa kalmadı vallahi. Şimdiden geldin. Kendine de yapsaydın. Aa, Fatih Bey. Öyle patronun önünde kahve içmeler falan. Yani bırak bu ayakları. Patronluğumuz mu kaldı? Enişte ya. Bak ben senin bu haline gerçekten alışamadım. Ya ne olacak? Olmuyorsa olmuyor. Allah aşkına senden önemli değil ki. Gözünü seveyim artık bana bağır, çağır, Eminönü'ne yolla, Silivri'ye yolla ama biraz toparlan ya. Alıştın galiba sen. Ya alıştım tabii. Olmuyor oğlum. Ne yapayım yani? Tek başıma olsam ceketimi alır, yapamadım derim, çıkar giderim. Ama şimdi sorumluluklarım var, ailem var, çocuklarım var. Olmalı yani. Bir şekilde bir şeyler olmalı. Lan! Ne oldu? Sipariş geldi. 500 bin. Vallahi mi? Kurtulduk. İşte! Patrona yavşama lan. Maaşı yatacak akşam. Nasıl hallettin? Ne yaptın? Ya hallettim işte. Fatih yoksa sen? Yok hayatım böyle kara kara düşünüyordum. Ondan sonra bir mail geldi. Bir sipariş geldi ama inanamazsın rakama. Aşkım çok sevindim. Süper ya. Ben de böyle kara kara düşünüyordum. Ar-Ge departmanına birini almam lazım. Nasıl yapacağız? Paramız yok diyordum. Yok ben seni yerim işte. İstediğini alabilirsin şimdi. Ha bu arada çok iyi bir helva fikri bulmamız gerekiyor. Tamam. Tamam, sen hiç merak etme, o iş bende. Artistim benim. O zaman patron bir öpücük alsın. Sadece bir seferlik. Hadi. Aşkım. Patronlar çıldırdı. Evde çıldırsın patron. Evin neresinde? Biliyorum tabii. Beni tanıdığına göre ne kadar zengin olduğumu da biliyorsundur değil mi? Benim 15 odalı malikanem var. Tapusu da bana ait. Allah daha çok versin. Kız, konumuz o mu? Versin tabii de sen beni buradan kaçır. Ben de sana hayatına göremeyeceğin kadar çok para vereyim. Ne dersin? Anlamadım. Ne anlamadın be? Ne var anlamayacak? Kaçır diyorum beni buradan. Çok para vereceğim sana. Ne güzel işte, güzel kızsın sen de. Hayatını kurtar burada. Buradaki manyaklarla mı uğraşacaksın sen ömür boyu? Ben bunu duymamış olayım mukaddes hanım. Şimdi müsaade ederseniz. Önüne gelen bana iğne saplıyor ya. Salak gördüm.
Gördün mü? Ne yapıyorum? Sana saplıyorum. Hep sen bana saplayacaksın. Ne oldu? Hem beni kaçırdın hem de bir sürü paradan oldun. Salak. Al bunu da hediyem olsun sana. Yine de elinde kaldı salak. Hemşire hanım. Hemşire hanım. Hemşire hanım. Allah Allah, ne biçim hemşire bu ya? Kardeşi bu hastaneye getirmekle hata mı ettim ben? Bu koku. Türkiye'de sadece annemde var. Anne! Çocuk! Mukaddes hanım nereye? Yakalayın çabuk, kaçıyor. Güvenliğe haber ver çabuk. Yok yok. İğne yapmayın bana. Yapmayın iğne. Vallahi ben teslim oluyorum. Bakın. Anne ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun be? Arsız. Sen gelmesen ne güzel. Kaçıyordum ben. Sen de bir şer ittifakına katıldın. Ne ittifakı? Ne diyorsun Allah aşkına? Neler oluyor burada kozum? Ah mukaddes, sen hiç rahat duramaz mısın? Aşk olsun mukaddes. Susun! Senin... Bunlar beni buraya kapattılar. Şer ittifakı bunlar. Şeytan üçgeni beni 46'lık yapacaklar. Yavrum ben doğurdum ya sen. Sen beni kurtarsın değil mi Selin'ciğim? Ay yavrum benim. Götürün bunu. Çabuk. Yok yok. Yok yok. Ay durun. Selin beni kurtarsın. Seni doğuracağım ben. Taş doğursaydım seni. Annenin hemen seni doğurdum ben seni. Baba. Annem daha ne kadar burada kalacak? Bu annenin durumuna bağlı kızım. Yani ne zaman iyileşirse. Uzun sürecek yani. Emin ol, burada olması çok iyi. Tedavi görüyor en azından. Sana söz veriyorum kızım. Her şey eskisi gibi olacak. Yok. Çok daha iyi olacak. İnşallah. Selin. Fatih ile Zeynep neredeler? Yani buraya da gelmediler. Gerçi mukaddesin yaptıklarından sonra onları anlamıyor değilim ama. Abimler iyi de biraz sıkıntı varmış galiba. Ne sıkıntısı? Ya işte şirketteki durumlar falan. Bana Doğruhan söyledi. Maaşları falan ödeyemiyorlarmış. Yapma ya. Baba. Hı? Biz abimlere yardım edemez miyiz? Ederiz kızım. Elbette ederiz. De yani Fatih kabullenir mi onu bilmem. Bana bak. Sen git Fatih'le bir konuş. Benim her koşulda onun arkasında, yanında olduğumu söyle. Bakalım ne olacak. Ya. Canım babam. İyi ki varsın. Sen de kızım. Sen de. İyice gel oğlum ki yenge. Öküsü o zaman. Daha rahat. Ah Şevket abi. Ah. Sen gittin de öteberin kaldı hemen. Selamın kavlen. Ula Ayfer, ha bu ne biçim konuşukta? Sanki abi ölmüş gibi. Ay hiç yani Ayfer ya. Bizim de aklımız çıkıyor burada. Ne bileyim anam. Beni de öyle görünce hüzünlendim işte. Yenge. Ha bu abim nerede de? Ha? Ne iyi, ne içi. Aç mı, açıkta mı? Çok merak ediyorum da. Ha, biliyorum ya Diger, biliyorum. Yani ben de içeriden çıktığımdan beri onu arıyorum. Ama merak etme, bulacağız. Bul yenge, bul. Hiç olmazsa bir haber alırız da. Kapı çalıyor. Kızlar geldi herhalde. Ben bakam da geleyim. Hadi bak, gel. Hadi bismillah.
Haydar'ım. Ayfer'im. Bunlar senin için. Teşekkür ederim. Hayırdır Haydar'ım, senin burada ne işin var? Hayırdır Ayfer, hayırdır. Müsaade var mı? Ha, tabii. Buyur gel. Oy, hoş geldiniz Haydar Bey. Hoş geldiniz Haydar Bey. Hoş buldum efendim. Size reisin selamını getirdim. Oy, abim nerede? Nasıl, iyi mi? Kendisi gayet emin bir yerde. İyi. Yakında öğrenirsiniz. Hadi gözünüz aydın karılar. Oy Allah'ım, sana şükürler olsun ya Rabbim yengem. Gözümüz aydın. Sağ olun. Teşekkür ederim. Anne. Senin burada ne işin var? Fatih bir dur dinle. Hayır anne, dinlemeyeceğim. Ya sizin hiç utanmanız yok mu? Hı? Ayıp değil mi? Benim annem evli bir kadın. Ha tabii, babam ortalarda yok. Reis babam da ortalarda yok. Siz de meydanı boş buldunuz, buraya mı geldiniz ha? Fırsatçı! Fadik, sana bir dinle dedim değil mi kızım? Fadik, kızım ayıptır da. Anne! Bak bu adam da seni babam gibi kullanıp atacak. Ne olur gözünü aç. Ben annene evlenme teklif ettim. Doğru mu duydum ben? Evet. Bana evlenme teklif etti. Ben de kabul ettim. Ne? Evet. Kabul edeyim. Kız Ayfer! Evet. Aşkım, çorbayı karıştırmayı unutmuyorsun değil mi? Tamam hayatım, karıştırıyorum. Sen fırını kontrol ettin mi? Ha, yok yok, tamam. Daha var onun, daha var. Allah'ım yarabbim, neredeyse gelirler. Ya deme öyle aşkım, ben daha salatayı bitiremedim. Hayatım tamam, panik yok. Yani gelen yabancı değil sonuçta. Nasıl değiller hayatım? İnsanlara aç gelin dedim. Vallahi rezil olacağız ha. Hiç de rezil olmayacağız. Allah Allah, koskoca şirketi kurtarmışız biz. Yemeği mi kurtaramayacağız? Aşkım. Fatih, ne yapıyorsun? Çorba yapıyorum, ne yapıyorsun? Sosu karıştırıyorsun bir saattir, altı kapalı. Çorbayı karıştır, dibi tutacak. Çorbaya benziyor ya. Ah, aha, geldiler vallahi, dur, geldiler. Dur, rezil oldum, panik yapma, rezil tamam, oldum. Dur, stres yapma. Anneciğim görüyorsun değil mi? Anneyle baba nasıl rezil oldu? Gelin, gelin, gelin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hoş geldiniz, gelin, gelin. Ay aşkım, özledin mi beni? Oho! Abla hani sofra? Oğlum ikimiz de çalışan insanlarız. Allah Allah, bu kadar oluyor yani. Hadi yardım et, sen de bir işin ucundan tut. Aşkım görüyor musun? Bunlar bizi resmen aç bırakacak ha. Orhan sus! Sus da şu sofrayı kurulmasına yardımcı ol. Oldu enişte, oldu. Tamam, onu da ben yaparım. Her şeyi ben yaparım. Ay otur ağla. Neredeydin? Tabaklar nerede? Şurada, şurada. Sen bize yemekler mi ettin? Beraber yaptık anacığım. Oo, ne güzel, mis gibi kokuyor. Kız, sanki bir yanık kokusu geliyor. Fırın! Fırın. 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 Uy, yaktılar yemeği. Zeynep, müdürlük nasıl gidiyor anne?
Vallahi gayet güzel gidiyor anneciğim yani. Patronum sağ olsun. Dolgun bir maaşım. Ve bir sürü kadınsal haklarım var. Oh ne güzel. Patronum sağ olsun. Benim de hiç dolgun olmayan bir maaşım. Ve hiç de erkeksi olmayan haklarım var. İsterseniz ayrılabilirsiniz. Hakikaten bu da bulmuş da bunu ya. Olur mu öyle şey enişte? Şirketin bu zor günlerinde ben hayatta yalnız bırakmam seni. Zor günler mi? Ne demek zor günler? Yok halacığım yok. Ne zor durumu ya? Sen niye kamuoyuna yanlış bilgi veriyorsun? Her şey yolunda ya. Hani maaşlar erkenden ödendi ya. Ha, sorun yok yani. Yok halacığım yok. Yok halacığım bu işte boş boş konuşuyor. Düzeldi mi? Sen nereden biliyorsun? Kocam söyledi. Lan Orhan sen niye rakibe her şeyi anlatıyorsun? Aşk olsun. Aşk olsun enişte. Karım o benim. Sus. Oh. Ya oğlum didişme de yemeğinizi yiyin ya. Uy ailecek bir araya gelmişiz. Yemekteyiz. Didişmeyin de. Keşke babam da burada bizle olup yemek yiyebilseydi. Yani babanı çok özlediysen gidip görebiliriz kızım. Dalga geçme anne ya. Şimdi niye dalga geçeyim? Gidip görelim hadi. Nasıl yani babam nerede ki? E gidince görürsünüz Zeynep'ciğim. Ha bu yemekleri fazla yemeyin bitirmeyin de koyalım onları bir sefer tasına abime götürelim. Haydi gidiyoruz hep beraber. Yok merak etme zaten mutfakta daha bir sürü var. Ben sizi çok özledim de. Ama ben sizden ayrılmayayım diye bu halkları ettim. Ama ha şimdi geri ayrı kaldım. Yani anladım ben bu işten. Ya canlarım benim. Ya burnumdan tütüysünüz siz. Kimdir o? Kim o? Baba biziz. Kimsin? Baba biziz diyorum. Kaç tane kızın var senin? Ne yapacağım da? İşte ben burada kalıyorum. Burası benim artık yeni mekanım. Ben motor tamircisi Teoman Aslan Usta. Uy abim sen Teoman da olsan, Doraman da olsan. Abi ne tut yenge. Sen benim canım abimsin. Ben seni ha, çok gelmeyin. Özledim. Ben çok özledim sizi de. Ya burnumda tuttunuz. Çok yakışmış ya. Ya gözümde tuttunuz lan. En çok ben özledim. Ay, canım, canım ben de sizi çok özledim ya. Burnumda tuttunuz da. Ben de çok özledim sizi. Zeynep, canım. Ay. Ulan. Hani böyle hep beraber toplanıp da gelmeseydiniz daha iyiydi ama. Ya geldiğimize sevinmedin mi Şevket? Ya sevindim ya, sevindim de. Hani yani peşinize biri takılıp da sizi takip edip buraya gelmiş olabilir diyorum. Yok yok baba ya sana hemen yemekleri verir gideriz şimdi. Evet dayıcığım biz seni düşündüğümüz için geldik buraya. Merak ettik. Tamam tamam da yani hani adı lazım değil aranızda biri var da kendisine pek güvenmiyorum. Aşk olsun reis baba ya. Günahımı alıyorsun ha. Ulan ama sana bir şey söyleyeyim mi? Ha şimdi sen buraya geldin ya. Ha birazdan polisler dışarıdan sesledir. Ya ne diyorsun reis baba? O bir kereye mahsus bir şeydi işte. Aman baba ya sen. Nasıl yani? Ulan gene ispiyonladın değil mi? Neyi ne ispiyonlayacağım? Geçen sefer de ispiyonlamadım ki. Teknik takip alınmışım. Tamam
Tamam sessiz olun biraz ya. Belli ki takip etmişler baba. Ne yapalım? Bir çözüm bulmamız lazım. Düşünün. Ne yapacağız? Teslim olun. Sonuç yollayın. Yoksa biz bilmiyoruz. Teslim olacağız. Yok mu? Başka çaresi yok. Teslim olacağız inşallah. Teslim olun. Ben teslim oldum. Siz teslim olun. Haydi çıkın dışarı. Çıkın dedim. Ateş etmeyin. Teslim oluyoruz. Amirim bunlar kim? Bunlar da çeteden herhalde. Ulan bu nasıl çete? Çoluk çocuk önde. Ateş etmeyin. Teslim oluyoruz. Ateş etmeyin. Yetimiz biz. Teslim oluyoruz. Teslim. Ateş etmeyin. Fatih Şekercizade, hürmetler abim, yengem, kurban olduğumun kişilikleri, karakterleri. Lan! Lan ben şimdi seni zannedeceğim. Durduğun yerde kal! Susun lan! Alın bunları içeri. Kaçak içki üretiyorlar. Ne kaçağı? Bizim alakamız yok öyle bir şey. Al hepsini, al hepsini. Emniyet anlatışı. Emniyet anlatışı. Hayır, hayır. Bunlar nereye gitti bu ay? Sayenizde ilk gözaltı olayımı da yaşadım. Teşekkür ederim. Ay ne kadar heyecanlı bir çocukluk yani. Bizim değil, dayının yüzünden. Bu çıktık ya, ha buna da şükür de. Ha yani bir daha içeriye girseydim delirirdim herhalde. Allah korusun. Neyse bir an önce şu... Kurban olduğum bunu kişilikleri, karakterleri. Ne güzelsiniz lan. Allah'tan bu adi hırsız bizim düşündüğümüz kadar da adi değilmiş. Ya bizim olayla bir alakamız olmadığını söylemeseydi biz zavruca ama hayatta çıkamazdık. Vallahi yazıklar olsun. İyilik yap denize atlamışlar. Siz bu adamı nereden tanıyorsunuz ya? Yok ya bir yerden değil. Hadi ne güzel bir açım işte olmuş. Haydi gidin haydi. Hepsi çok güzel gözüküyor. Hangisini seçsem bilemedim. Şu olsun. Hemen veriyorum. Oo, çok güzel bir tane seçmişsin. Teşekkür ederim. Buyurun. Aa, teşekkür ederiz. Ben şöyle üstünü de vereyim size. Teşekkürler. Buyurun, afiyet olsun. Sağ olun, çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz, afiyet olsun. Yine bekleriz. Bugün çok güzel gidiyoruz. Of lan yeni açtık. Bugün 5 tane pasta sattık ya. Maşallah maşallah. Falo. Efendim? Bana bak burada kaç çeşit pastacık var? Şazmert'cim bilmiyorum kaç tane var. Bir sürü var. Ne demek bilmiyorum be? Kızım sen yapmıyor musun bu pastacıkları? Hayatım yapıyorum tabii de. Yani bismillah yeni açtık. Bilmiyorum kaç tane var. Sana neli lazım? Bayağı yaptım. Bileceksin Fadik. Sana 10 dakika veriyorum. Bana buradaki bütün pastacıkların çeşidini, ebadını ve adedini hemen bildir. Kızım, biz burada herhalde afilli bir website yapıyoruz ya. Neyse hadi, tutmayın beni. Ya o dilde şu vişneli çok güzel olmadı mı? Ya o vişneliye ben bayıldım ya. O en güzeli o oldu ya. Vişneye bayıldım. Bir numaram benim yemin ediyorum. Hayırlı olsun. Aha. Birisi paranın kokusunu aldı herhal.
Ne oldu? Niye babanıza sarılmıyorsunuz? Bakın size çiçek aldım. Gülsüm Şekercizade'den sevgilerle. Ha? Çok teşekkür ederim babacığım. Çok zahmet etmişsin. Ya normalde bunun bir babanın kızına sorması lazım ama... Sen günlerdir neredeydin acaba? İş gezisine çıktım. Çok güzel bir iş buldum. Aa, çok güzel, çok güzel. Vallahi mı diyorsun? Ne kadar oryantalist bir iş gezisiymiş. Ha? Çok iyi baba. Montaj mı bu? Hadi ben. Baba bırak artık bunları. Yemiyoruz. Annemin artık sende gönlü yok. Senin de onda yokmuş zaten. Bunu da anladık. Zaten param bitmediği sürece bizim yanımıza da gelmiyorsun. Bizi de görmek istemiyorsun. Bunu da öğrendik. Baba bunun bizi ne kadar kırdığını hiç fark etmiyor musun? Ama kızım ben... Ayrıca anam da evleniyor. Hadi bakalım. Ne? Hayır. Senin bundan sonra hiçbirimizin üzerinde bir söz söyleme hakkın yok. Anladın? Selametle. Hadi. Ya hayatım canımın içi yapma böyle bak üzme kendini ya. Ya bu konuşmayı birinin yapması gerekiyordu artık. Yani bak böyle daha iyi oldu. Şimdi gitti ama geri gelecek ve özür dileyecek sizden yani. Sadece çocuğu olduğunuz için gelecek artık. Emin misin öyle mi dersin? Ya öyle tabii öyle olacak. Bak asma suratını ne olur ya. Bak bizim bir sürü işimiz var. Biz daha bir sürü sipariş yapacağız, pasta yapacağız. Hadi kendine gel. Hadi hop hallediyoruz şimdi bak bir sürü sipariş yapacağız. Bu şeyler nerede o çikolataları aldığımız o parça olanlar? Ya aşkım ya. Sen verir misin tatlı tatlı güzel bir tane? Hı? Aa, günaydın Birol. Hayırdır? Günaydın. Meryem Hanım almaya geldim. Hoş geldin. Orhan, biraz konuşabilir miyiz? Tabii. Mevzu ne? Bak hemen konuya gireceğim. Ama bunu sen, ben ve Meryem Hanım'dan başka kimse bilmemeli. Abi bak tırsmaya başladım ha. Yok yok korkacak bir şey yok. Senden istediğimiz şey Fatih'in şirkette yaptıklarını bize rapor etmen. Neden benden eniştemi takip etmemi istiyorsunuz ki? Ya merak etme kötü bir şey için değil. Ablanla eniştenin iyiliği için. Birol tam olarak benden ne istediğinizi anlamadım. Bak şöyle anlatayım o zaman. Sizin şirket var ya. Ha? O aslında Meryem Hanım. He? Fatih de oraya Meryem Hanım'ın isteğiyle girdi. Ama o bunu bilmiyor. Bilmemesi lazım zaten. Zamanı gelince açıklayacağız. Birol bunu ben niye biliyorum peki şu an? Ha, neden bana böyle bir şey söyledin? Ben nasıl saklayacağım bu sırrı? Orhan, sen sadece Fatih'in hareketlerini izlemeye çalış. Meryem Hanım onun bir hata yapmasını istemediği için böyle bir takibi uygun görüyor. Anlıyorsun değil mi? Anlıyorum Birol'cum, anlıyorum. Eniştem de onu takip ettiğimi anlarsa beni sen var ya... Sen kimseye anlatmazsan öğrenemez. Anlaştık mı? Anlaşmak zorunda kaldık Birol. Haberleşiriz. Hay Allah'ım ya. Birol'un ajanı olduk. İyi mi? Merhaba Birol. Günaydın. Aşkım sen daha gitmedin mi? Gidemedim aşkım. Lan tövbe. Günaydın Orhan kardeşim. Günaydın Selin Hanım. Hayırdır? Selin Hanım'ı almaya geldim. Şimdi de Selin Hanım'ın fedaisi mi oldu Mustafa? Asla. Orhan biliyorsun ben ölene kadar Fatih Bey'in kadrolu fedaisiyim. Ama tabii Selin Hanım karındaşı olduğu için ek kontenjandan dolayı onun da fedaisi sayılıyorum. Saygılar. Saygılar. Hadi ek kontenjandan seni de bırakalım. Vallahi mi? Hı hı. Lütfen. Buyurun. Ha, olur. Salak şey. Sen kiminle dans ediyorsun ha? Kiminle dans ediyorsun sen? Pardon, Mukaddes Şekerzade'nin odası ne tarafta? Sağa dön. Tamam. Anne? Anne! Allah cezası! Bırakasın! Anne! Anne! Bıraksanız! Anne ne yapıyorsun? Ne yapıyorum? Oh, bıraksanız hemen! Sen olmasan ne güzel kaçacaktım! Seni doğuracağıma taş durursaydım!
keşke. Götürün. Hayır! Bırak! Allah'ın cezası. Bırak! 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 Cezası. Doktorcuğum, siz beni yanlış anladınız. Ben kaçmak falan istemedim. Ben sadece bahçeye çıkıp hava alacaktım. Görevlileri bayıltmak yerine dışarı çıkmak istediğinizi söyleseydiniz sizi çıkarırlardı Mukaddes Hanım. Bunlar ne? Emin olmak istediğim bir şey var Mukaddes Hanım. Bu yüzden de size bir test uygulamak gerek. Ay tamam. Ay uygulayın. Ne güzel olur vallahi. Bakın görün nasıl iyileştim ben. Hadi uygulayın. Burada ne görüyorsunuz? Ağaç. Ay ne güzel ağaç. Çok güzel ağaç. Peki ya burada? Kuş. Kanat çırpan bir kuş. Çok güzel kuş. Görüyorum ben orada. Aa, başının üstünde de halesi var. Ne güzel melek bu. Emin misiniz? Eminim. Melek. Maşallah ne güzel melek. Melek vallahi. Ay ne güzel iyileşmişim ben değil mi? Çok iyiyim bak. Çok güzelim. Anlıyorum. Ay ne güzel. Ay ne güzel anladınız vallahi. Ben çok güzel iyileştim. Çok iyiyim ben. Çok iyiyim. Anneniz hiç iyi değil Fatih Bey. Bizi kandırdığını sanıyor. Öyledir Doktor Bey. O hep öyleydi zaten. Ne yazık ki durumu çok ciddi. Peki tam olarak nesi var? Eşiniz Zeynep'e karşı büyük bir takıntısı var. Bilmez miyim? Vallahi ilacı kaftanın ardında deseler gidip bulup getireceğim. Üzülmeyin. Biz elimizden geleni yapacağız. Ama gördüğünüz gibi şu an kaldığı yerde kalması mümkün değil. Kendisine de başkalarına da zarar veriyor. Siz yine de çok dikkatli olun da Doktor Bey. Yani şimdi annem kaçmak için her yolu deneyecektir. Tünel bile kazabilir. Tehlikenin farkındayız Fatih Bey. O yüzden annenizi tecrit etmemiz gerekiyor. Tecrit derken? Bırakıp gittiler beni. Hepinizden nefret ediyorum, hepinizden. Meğerse yıllarca koynumda yılan beslemişim. Ama yılanın başı Fehmi değil. Yılanın başı benim kardeşim olacak. Mukadder. Mukadder, ben de eve döneyim seni. Saçından tuttuğum gibi kapının önüne koymaz mıyım ha? Popona da bir tekme. Son Osmanlı'yı da doğru huzur evine yollayacağım. Hainler, alçaklar. Alçaklar. En çok da sen kork Zeynep benden. Kabusun olacağım seni. Ama buraya yazıyorum. Anam yazamıyorum ya ben. Kalem yok zaten. Boş ver. Korkma Zeynep. Konuşmaya geldim. Ne korkacağım senden Ertan ya? Böyle bir anda karşımda görünce şey oldum. Ayrıca ne konuşacağız seninle? Seninle konuşacak hiçbir şeyim kaldığını sanmıyorum. Var Zeynep, var. Seninle oturup geleceğimizi konuşacağız. Beni, seni ve oğlumuzu. Ertan, sen ne diyorsun ya? Ne bizi? Ne kadar aptalmışsın sen. Biz diye bir şey olmadığını ne zaman anlayacaksın acaba? Sen beni yanlış anladın Zeynep. Ben biz derken ikimizden bahsetmiyorum. Bak sana bir şey diyeceğim. Ben bir çocuğum olduğunu öğrendikten sonra çok değiştim. Artık o eski Ertan değilim. Şu andan itibaren tek derdim çocuğuma güzel bir gelecek hazırlayabilmek. Yani? Yani Amerika'ya gideceğim. Ama bunun için paraya ihtiyacım var. Çocuğuma güzel bir gelecek hazırlayabilmek için paraya ihtiyacım var.
Anladın mı? Çok güzel fikir. Bence de git. Hemen git. Çünkü yolun uzun, anca gidersin. Zeynep. Gördüğüm kadarıyla Selim şu anda çok güzel bir ortamda büyüyor. E Fatih de iyi bir adam belli. Seni de, Selim'i de çok seviyor. Yani diyeceğim o ki, bu güzel aile tablonuzu hiç bozmak istemiyorum. Bozamazsın da zaten. Yanlış anlama. Senden sadece yardım istiyorum ha. Ertan, sen Amerika'ya gitmek için benden para mı istiyorsun? Evet. Dahası hayatınızdan tamamen çıkıp bu güzel aile saadetinizi bozmamak için istiyorum. Ya sen ne biçim bir adam? Zeynep, bak bana ne kadar medeni, sakin bir şekilde konuşuyorum seninle. Senin medeniyetine tüküreyim ben be. Bir de gelmiş burada beni tehdit ediyor. Sen benim param mı var zannediyorsun ha? Senin yok. Ama annenin var. Ne oldu Kara Meryem? Neden imzalamıyorsun? Son anda cayacak mısın yoksa? Ben verdiğim sözü tutarım Vahit. Umarım sen de aynı şeyi yaparsın. Ha, ondan hiç kuşkun olmasın. Birol, sana tekrar sormak zorundayım. Bu şirkette senin de hakkın var. Emin misin? Siz neye karar verirseniz benim kabulümdür Meryem Hanım. Açıkçası bu şirket içinde siz olmadan umurumda bile değil. Sadakatin gözlerimi kamaştırıyor bir oğul. Bravo sana. Keşke bağlılığını öz amcanla babana da gösterebilseydin. Sevgi ve sadakat kan bağı gözetmiyor amca. Keşke babam ve sen de bunları hak edecek bir şey yapmış olsaydınız. Sana da bravo yenge. Ne güzel nefret dolu bir çocuk yetiştirmişsin. Senden ebeveynlik dersi alacak değildim. Hadi şu anlaşmayı imzalayalım da artık çek git hayatımızdan. Hay hay. İnan benim de tek istediğim şey bu. Benim bu anlaşmayı imzalamak için tek bir şartım var Meryem Hanım. Söyle bro. Türkiye'yi terk edeceksin. Bir daha da geri dönmeyeceksin. Asla. Ne olursa olsun. Şartım bu. Kabul etmiyorsan anlaşma da yok. Tamam yeğen. Kabul ediyorum. Bence makul bir anlaşma oldu. Yazık. Olan Şevket'e oldu. Keşke başından kararınızı verseydiniz de müstakbel eşiniz de yanınızda olsaydı. Ya
Ha şimdi sen motoru bırak git. Sonra gelir alır. Olur mu ustacığım ya? Sormayacak mısın sorunu ne? Yok sormayacağım. Ben ona bakarım kendisinin sorununu anlarım. Teoman ustam. He. Bu bir klasik farkında mısın? Farkındayız. Daha ne olmuş? Bu makine benim için çok değerli. Onun için sen çalışırken ben de burada usul usul seni izlerim. Yok olmaz. Ben çalışırken beni kimse izleyemez. Ya ustam ne olacak? Şu köşede oturur beklerim izlerim. Ne olacak? Olmaz da. Al o zaman motoru çek git. Haydi bakayım. Sebep? Sebep? Çok işim var da. Usta elinde hiç iş yok ya. Ya sen bela mısın? Yapmayacağım dedim işte. Al. Al motoru çek git. Haydi bakayım. Ne biçim ustasın sen ya? Bir de o kadar met ettiler. O biçim ustayım işte. Anladın mı? Haydi al motoru çek git bakayım. Parasıyla değil mi kardeşim? Yapacaksın. Öyle. Öyle. Hey. O zaman madem çok ister ediyorsun, yapayım bari. Bu para fena ayar çeksin ha? Reis saçmalama. Ben sana ne söylemiştim? Başını illa bela mı sokacaksın? Abi Allah aşkına çöz beni. Manyak bu herif ya. Dur lan sen de. Reis. Reis gözünü seveyim geri dur. Yapma böyle. Söz vermiştim. Sürüm sürüm süründüreceğim seni. Manyak herif. Karakolda görüşürüz. Bana bak ulan. Yaşamak istiyor musun? Ne diyorsun sen be? Çek şunu. Yaşamak istiyor musun, istemiyor musun? İstiyorum. İyi. Öyleyse burada yaşadıklarını unutacaksın. Hiçbir yere gitmeyeceksin. Kimseye bir şey söylemeyeceksin. Bu olayı hafızandan sileceksin. Yoksa ben seni bulurum. O hafızanı öyle bir silerim ki adını bile hatırlayamazsın. Anladın mı? Anladım. Şimdi defol git. Motorum. Defol git lan! Hoş geldin Zeynep. Hoş bulduk anneciğim. Hayırdır kızım, ne bu surat? Kötü bir şey mi var? Tahminde bulun istersen. Ertan. Ne istiyor Allah'ın cezası? Para. Para istiyor. Buradan gidecekmiş. Bizi rahat bırakacakmış. Onun için benden para istiyor. Yani istediğini vermezsem de huzurumuzu bozabilirmiş. Öyle dedi. Yüzsüz köpek. Fatih'in haberi var mı? Yok, yok. Daha söylemedim. Aman olmasın, iyi. Çocuğun başı belaya girmesin. Yani zaten bu şirketin durumundan yeterince canı sıkkın. Sen nereden biliyorsun onu? Dün akşam söylediniz ya kızım. Ay doğru, kafa gitti bende. Zeynep, bak sen bu Ertan fisliğine kafanı takma yavrum. Ben halledeceğim. Nasıl halledeceksin anne? Vereceğim istediğini. Defolup gidecek. Ama anneciğim... Aması maması yok Zeynep. Yani Allah'tan parayla çözülebilecek bir sorun bu. Ha, benim sana bir şey söylemem lazım. Bir iki saat önce bir pisliği daha hayatımızdan çıkardık. Vahit mi? Vahit. Zeynep. Sen haklıydın anne. Yani bizim şirkete falan ihtiyacımız yok. Bizim huzura ihtiyacımız var. Verdim istediğini, gitti. Yani sen şimdi her şeyin... Yok yok. Ben sadece şirketi verdim. Şahsi servetim duruyor.
Yani Ertan'a da istediğini vereceğiz ve çıkaracağız hayatımızdan. Sen merak etme yavrum. Her şey yoluna girecek. İnşallah. Kaldı Zeynep. Aşkım. Neredeydin? Annemin yanından geliyorum Fatih'ciğim. Başka? Yani anneme gittim. Onunla konuşmam gerekiyordu çünkü. Çünkü? Fatih sana ne oluyor? Hayatım sen benden bir şey mi saklıyorsun? Hayır, senden hiçbir şey saklamıyorum. İzin verirsen anlatacağım. Tamam, anlasın. Ertan geldi. Buralardan gidecekmiş. Ya bize ne Ertan'dı? O herif senin yanına niye geliyor? Niye konuşmak istiyor? Anlamadım ki. Fatih'cim, sakin olur musun lütfen? Amerika'ya gidecekmiş. Gitmek için de benden para istedi. Yuh yani. Yani bu kadar haysiyetsiz mi bu adam? Tamam, sakin. Onun nasıl bir adam olduğunun bir önemi yok bizim için. Önemli olan gidiyor olması. Gidiyor aşkım. Yani kurtuluyoruz ondan. Sen de o yüzden annene gittin. Para istemek için değil mi? Sana mı gelseydim Fatih? Bu kadar olan şeyden sonra sen bin tane şeyle uğraşırken senden nasıl bunu isteyebilirim? Ertan benim geçmişim yani, o benim meselem. Hayatım. Bana geleceksin tabii. Seni ilgilendiren her şey beni ilgilendirir. Senin meselen benim meselem. Annem şirketi Vahit'e vermiş. Ne diyorsun? Gerçekten mi? Artık Vahit de yok. Ertan da yok. İnanabiliyor musun? Allah'ım çok şükür kurtulduk. Meryem Ana'nın ellerini öpeceğim. Önce beni öp, ben ikna ettim onu. Zeynep. Ben sana çok teşekkür ederim. Neden? Benden bir şey saklamadığın için. Hala yatışmadı mı? Yok, yatıştı da. Sen ne diye soruyorsun öyle? Ne bileyim. Kaşların hala çatık da. Kızım benim kaşlarıma ne bakıyorsun? Benim kaşlarım öyle her zaman çatıktır. De bakayım. Sen ne diye geldin buraya? Hiç. Öylesine uğradım işte. Hı, öylesine. Anlat bakayım. Ne oldu? Boş ver reis. Senin derdin başından aşkın zaten. O zaman benim derdime ne bakıyorsun da? Ha bak, ben burada yiyip içip yatıyorum. Allah razı olsun senden. Ne demek reis? Başım üstüne. Ne istersen. Sen anlat bakayım, ne oldu? Seviyorum reis. Çok seviyorum. Aferin. Ya kim olacak? Biz sevdik mi tam severiz, bilirsin. O neydi? Ayfer'e evlenme teklifi ettim. O da kabul etti. Uy, sen ne diyorsun? Her şey yoluna girmiş işte. Ah reis, ah. Keşke senin dediğin gibi olsaydı. Ben Ayfer'i seviyorum. Ayfer de beni seviyor ama
Ayfer'in kızları beni hiç sevmiyor. Ha sen ne diyorsun da? Ben onların ikisiyle de konuşurum. Reis. Sahi yapar mısın bunu? Niye yapmayayım da? Taş attım da kolum mu yoruldu? Ben ona diyorum ki geçin bakayım karşıma. Ha bakın bu Haydar düzgün adamdı. Annenizle evlenecek. Niyeti ciddidir derim. Kabul ettiniz ettiniz. Etmediniz derune derim. En derune. Reis. Her şey iyi hoş da finali bağlayamadım. Sen ona ne bakıyorsun? Ama etkisi kuvvetlidir ha. Öyle değil mi? Haydar. Hayır, asla pes etmiyorum. Bir ölü sana yar etmem Şazıment. Benim adım Dilber'se ben de boyunu bozarım. Sen görürsün şimdi. Evet Şazıment Hanım, sizi dinliyorum. Nedir benimle konuşmak istediğiniz şu önemli mesele? Mesele diyorsun, önemli diyorsun. Önemli ve mühim tabii sonuçta. Because mesele aile olmakla ilgili. Aile mi? Merak ettim şimdi. Kötü bir şey yoktur umarım. Sen görürsün Şazıment. Çıkar bakalım kahvenin keyfini. Sonra neler olacak? Ama yok yok. Kötü bir şey değil. Aksine on the contrary. Allah'ın izni peygamberin kavriyle çok hayırlı, feci hayırlı bir mesele ha. Evet. 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 Mesela aile olmakla ilgili dedim işte. Daha ne diyeyim? Anladınız? Pek anladığımı söyleyemeyeceğim. Anlayaydın iyiydi. İlla diyorsun açık açık ve clearly anlat. God damn it. Tamam peki bir dakika. Okey başlıyorum. Şimdi Birol Bey, öncelikle şunu bir izah edelim. Nedir aile? Nasıl oluşur ve neden işe yarar? What, how and why? Aile efendim, toplumumuzdaki en küçük birim olarak kabul edilmekle birlikte in general anne, baba ve eğer bulunmaktaysa çocuklardan oluşmaktadır. Sosyolojide bu birim çekirdek aile olarak tanımlanmaktadır. Ve ülkemizde özellikle Ege bölgemizdeki İzmir adlı şehirde çiğdem aile olarak denilir. Evet neyse, neyse whatever. Konumuzdan sapmayalım çünkü konumuz aile olmaktı. Birol Bey, sizce günümüzdeki aile nelerden oluşmaktadır? Marriage'den, yani evlilikten ve şöyle bir gerçek var ki, ne var ki? Şazıment Hanım. Sakıncası yoksa Sade'de gelebilir miyiz lütfen? Ha, of course. Tabii tabii. Gelelim Sade'de gelelim. Ben de tam şimdi oraya geliyordum. Hatta geldim sayılır. Çünkü Sade demek main summary'dir. Ve özetle sağlıklı ve olgun her bireyin yaşamakta olduğu yalnızlık duygu durumunun nihai bir sonucudur evlilik. Evet. Yani? Ha. Yani maşallah son derece karizmatik olduğunuz kadar acık da safsınız ve bu size çok yakışıyor. Çok güzel. Ama bir anlamadınız gitti ya. Uf be. Yok bu böyle olmayacak. Bana bak Birol Bey. Bence ben konuya direkt dalayım şimdi ha. Bence de. Okey. Birol Bey. Ben sana aşık oldum. Sen de bana aşık olsan diyorum. Ne diyorsun ha? Oh be. Rahatladım bir dakika. ne diyorsun? Ayfer! Kız Ayfer! Ayfer neredesin? Buradayım kız, buradayım. Ay, sana seslemiyorum ya, duymuyor musun? Kız anam, maşallah nasıl duymuyorum? Evi yıktın, yedi cihan duydu ya. Kız ne böğürüyün? Sen beni bırak da senin kızın nerede acaba şu an biliyor musun? Nerede senin kızın? Hangi kızım kız? Hangi kızın olacak? İnsan erisi olan ve yuva yıkıcı olan kızın. Ne diyorsun kız sen? Şazıment diyorum Ayfer, Şazıment. Senin kız level atlamış, servet avcısı olmuş. Bak bak Dilber Hanım, Dilber Hanım.
Bana bak, benimle doğru konuş. Sağa buradan böyle bir geçiririm, o duvara amele sümüğü gibi yapışırsın ha. Öyle mi? Tamam, al ulan. Bana inanmıyorsan al şimdi şuna bak da. Kimi amele sümüğü gibi yapıştırıyorsun gör. Gördün mü? Çok yakışmışlar ha. Kız Ayfer, sen doğru fotoğrafa mı bakıyorsun? Şazimettin çocuğa bakayım kız. Aman ne kadar yakışmışlar. Kız ne var bunda? Gayet normal. İkisi de gençler, bekarlar. Ayfer kız, nesi normal bunun be? Hani bana bir rolü yapacaktın sen ya? Bak Dilber'cim. Bir adamı 10 tane karı ister ama bir tane karı alır. Çok affedersin ama o geri kalan 9 karıya da bir yemek düşer. O laf öyle değildi bir kere. Aman nasılsa nasıldı. Uzun lafın kısası, adam seni beğenmemiş, Şazimet'i beğenmiş işte. Nasıl olur ya? Nasıl Şazimet'i beğenir? Bir rol benim ya, benim olmalı Ayten. Artık şansına küs Dilber'im. Ne diyelim? Mukadderat. Nesi mukadderat ya? Nasıl Şazimet'i beğenir ya? Nasıl onu seçer ya? Bu nasıl bir şans? Aferin kız Şazimet. Bak elimde patlayacak zannediydim. Kız gitmiş en yakışıklı adamı bulmuş ya. Haydi hayırlısı olsun. Ana belli mi olur? Belki de çifte nikah yaparız. Elif Su, ne haber ablacığım? Oo, kimleri görüyorum? Ne oldu? Hangi dağda kurtardı da bu güzel evinizi bırakıp buraya geldiniz? Aa, aşk olsun ya. Laflara bak, laflara. Elif Su, sen ha bu çenene ne edeceğiz acaba? Ne var ya, yalan mı? Bir olay olmasa gelmiyorlar ki. Ne zaman beni özlediğinizde geldiniz? Kız ben seni daha geçen gün Luna Park'a götürmedim mi? Konuşuyor bir de. Evet. Bak yaptığımız güzellikleri hemen unutuyorsun ama yani. Bir kere ben çocuğum, tamam mı? Bana her zaman güzellik yapılması lazım. Her şeyde bir cevap var arkadaş. Haklı. Bana bak. İyice şımardın sen ha. Edepsiz. Siz bakmayın ha buna. Ben gideyim size bir çay koyayım. Yok yok, otur otur, biz yani çay falan değil, Selim'i alıp gideceğiz zaten. Bu sefer de Selim mi almaya geldiniz? Yani bravo yani, bravo. Aa, Elif Su. Ha burama kadar geldi de. Kızıyorum bak. İşleri güçleri yok. Seninle mi uğraşacak ha bunlar? Halacığım tamam, madem oğlumuz uyuyor, uyandırmayalım onu. Biz de o arada Elif Su ile ilgilenelim bari. Oley! Ya tamam. Allah dur da dur. Kuzum benim. Servetini, bütün aylığını bunlara bıraktın ya. Ya bir ay boyunca ne yiyeceksin, ne içeceksin kardeşim? Ya feda olsun Şazimentime. Bak gör,
O istesin, ben ona daha neler neler alacağım. Ya biliyorum üzüleceksin ama sana bir şey söyleyeceğim. Sen bence kendi kendine gelin güvey olursun da. Ya ne biçim laflar onlar Kamil? Niye kendi kendime gelin güvey oluyormuşum ben acaba? Sözlendim oğlum ben, sözlendim. Aha bak bak, yüzüğü de mi görmüyorsun ya? Ya uşağım, bak gene de gidelim bir konuşalım. İki kere kapıdan çevirdiler de kullanıyorum. Ya Kamil sus ya. Benim de aklıma böyle kötü kötü düşünceler sokuşturup duruyorsun. Ben hep olumlu düşünürüm ve olumlu olur. Bak ben yıllarca Şazimen benim olacak dedim ve Şazimen benim oldu. Yani sen iste, kainat sana verir. Yani evrene sürekli böyle pozitif, olumlu düşünceler yollamak lazım. Sana da tavsiye ederim kardeşim. Uşağım, üzüleceksin biliyorum ama. Şöyle arkana hafiften bir dön bak da. Yine ne var ya? Şazimet Hanım, yani sizin gibi güzel bir kadının benimle ilgilenmesi tabii ki çok güzel bir şey. Ama... Ama ne? Ama... Yani çok çabuk olmadı mı? Ne çabuk oldu be? Yani aşık olduğunuzu düşünüyorsunuz ya. Ne düşünmesi ya? Allah Allah, ben aslen şahsen bizzat emin olaraktan aşığım sana. I'm dying from my love, bir ol... Bey, pardon. Ya Şazimen Hanım, daha beni tanımıyorsunuz bile. Benimle ilgili ne biliyorsunuz ki aşık olduğunuzu düşünüyorsunuz? Yanılıyor olmuyorsunuz. Birol Bey, sevgili Birol Bey. Aslında siz benimle ilgili hiçbir şey bilmiyorsunuz. Çünkü ben sizden ilgili her şeyi aşırı derecede biliyorum. Nasıl yani? Şöyle, pardon. Ta 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 ta. Adam Z'ye bir rol veya Introduction to Birol 101'da diyebiliriz. Evet, bu sizden ilgili yaptığım Deep Inside projeyle ilgili son araştırma dosyası. Evet, evde de binlerce var. Arzu ederseniz onları da getiririm bir ara ama şimdilik bir buna isterseniz bir bakın. Buyurun. Açayım. Saygılar, sevgiler, kind regards. Her şey var burada sizle ilgili. Diploma. Ha, burada da üstte sörf yaparken, altta da kelebek yüzerken çok iyi. Ama benim en favorim burada. Kolkasınıza hastayım da. Ne? Ne be? İyi araştırmışsınız. Ne diyorsunuz? Ne diyeyim? Hadi de bir şeyler be.
Vahit yok, Ertan yok hayatımızda. Bütün yüklerimizden kurtulduk vallahi. Aynen öyle aşkım. Sonunda huzurun dibine vurabileceğiz. En çok istediğim şey de bu ya. Bir de tabii ki karnımdaki gurultunun geçmiş. Aa, senin karnın acıktı. Aşkım hazırlayayım sana. Dur dur hayatım ya. Ya ben hamile karıma bir şey mi hazırlatacağım? Ben hazırlarım, sen otur. Ay Fatih, duyan da beni 9 aylık zannedecek. Yok hayatım, ben şey yaparım. Ne istiyorsun söyle bakayım. Madem sordun, ben diyorum ki acaba bu akşam bir yaramazlık mı yapsak? Sen hep ne diyorsun çocuğun yanında? Ayıp. Ne diyorum ya? Bir pizza ısmarlayalım diyorum. Bir tane de film patlatırız ha. Onu diyorsun sen. Sen ne anladın? Ben şey, ne pizzası ya? Kuru kuru. Senin güzelce beslenmen gerekiyor Zeynep. Ama aşkım, galiba bebeğimizin pizzanın içindeki bir şeye ihtiyacı olabilir. Ne diyorsun? Gerçekten. Evet, bir düşün. Dur, babaannem arıyor. Efendim babaanneciğim? Fatih. Nasılsın oğlum, ne yapıyorsunuz? Ha iyiyiz. Ailecik oturduk, ne yesek diye düşünüyorduk. Fatihciğim, uzun zamandan beri bir araya gelemedik yavrucuğum. Hazır mukaddes de yokken bir aile yemeği yesek diyorum. Hem Selim'i de çok özledim yavrum. Olur valla babaanneciğim, olur da ben bir karıma da danışayım da bu konuyu. Tabii danış. Yalnız pijamalarınızı almayı unutmayın çünkü akşam burada kalacaksınız. Tamam hemen soruyorum. Hayatım, babaannem bizi yemeğe bekliyor. Bir de kalsanıza çok özledim sizi diyor. Sen istiyor musun? Yani kuru kuru pizza yemektense Güney'in yemeklerini yeriz. İyi tamam, o zaman gidelim. Harika. Babaanneciğim geliyoruz. Ah canlarım benim. Hemen yola çıkın. Tamam. Oğlum. Oğlum babaanne seni mi özlemiş? Babaanneye mi gidiyormuşuz ha? Selam aşkım. Aşkım ya. Acaba bu akşam baş başa şöyle bir kahve mi içsek? Aşkım. Ne oldu? Neyin var senin? Hiçbir şeyim yok aşkım. Sen benden bir şey mi saklıyorsun? Aşkım ben senden niye bir şey saklayayım? Sen benim ne zaman senden bir şey sakladığımı gördün? Ben neden saklayayım yani? Ben içi bir dışı bir adamım. Bana bak. Yine o iş yerindeki çakallar mı? Hayatım ne alakası var ya? Benim gözüm hiçbir şey görmüyor ki. Eniştemin peşinde böyle ajan... Ben bir şey itiraf etmedim değil mi? Aşkım beni korkutuyorsun. Korkma ya. Aman yeter ya. Yeter. İtirafım var. Söyleyeceğim. Aşkım bir gel. Gel. Yeter yani. Bir yere kadar sır saklanırsın. Şişti mi ya? Söylüyorum aşkım. Hı. Aşkım. Eniştemin çalıştığı şirket var ya. Ha. O aslında yengemin şirketiymiş. Ne? Ya eniştemin bundan tabii ki haberi yok. Bunu yengem, bir oğul, ben ve artık sen de biliyorsun. Ya bu kadar büyük bir sırrı niye sana söylüyorlar? Yani sen sır saklayabilirsin tabii ki ama neden yani? Çünkü ben bir ajanım. Yani ajan olarak tuttular aşkım. Eniştemin herhangi bir hatası falan olursa ben onlara söyleyeceğim. Onlar da düzeltmek için gelecekler. Aşkım bu çok büyük bir sır. Evet öyle. Bana bak. Bunu benden başka kimseye söylemeyeceksin, tamam mı? Aşkım niye söyleyeyim ya? Asıl sen kimseye söyleme. Bana söyledin ya. Sen benim karımsın, tabii ki sana söyleyeceğim. Biz evlenirken birbirimize söz verdik. Ya keşke en başında kabul etmeseydin. Hayatım öyle bir seçeneğim yoktu ki. Bir oğla karşılaştık çat diye söyledi. Bildim artık yani, biliyorum. Bilmiş bulundum. Eniştem mi? Eniştem mi? Kesin eniştem arıyor. Kesin bitti mi ya? Bittim. Ya dur bir sakin ol. Babaannem. Babaannem. Efendim babaanneciğim, nasılsın? Ben iyiyim.
Ama sizleri görürsem daha iyi olacağım kesin. Ya evet babaanneciğim, sitem etmekte çok haklısın ama işte biliyorsun. Selin'ciğim hiç bahane sıralamaya kalkma. Onun yerine Orhan'ı alıp derhal eve gel. Bu akşam bir aile yemeği yiyeceğiz. Ama yemek yedikten sonra hemen kaçmak yok ona göre. Gece burada kalacaksınız. İtiraz istemiyorum. Tamam babaanneciğim, geliriz biz yani. Sıkıntı değil ama şey, yani kalma işini birazcık ertelesek. Yemekte görüşürüz. Pijamalarınızı almayı unutmayın. Hoşça kal. Aşkım, babaannem çağırıyor. Bu akşam orada kalmamızı istiyor. Ama sen istemezsen sıkıntı değil. Yok hayatım, kalalım. Gerçekten mi? Tabii. Ama aşkım. Hı. Bak, sakın akşam ağzından bir şey kaçırma, tamam mı? Çünkü insan baskı altında olunca bazen çok konuşabiliyor. Aşkım ben çocuk muyum? Ben kocaman bir ajanım yani artık. Mühürledim. Mühürleme. Babaannesinin bir tanesi. Canım benim. Seni çok özlemişim bir tane. Çok. Ay özlenmez mi ayol, şu tatlılığa bakın maşallah. Ay Fatih, aynı sen bu. Şirkette işler nasıl oğlum, yolunda mı? İyi babacığım, iyi yolunda. Herhangi bir sorun çıkarsa bana gelebileceğini biliyorsun değil mi? Anladığım kadarıyla Orhan Selin'e, Selin de sana bir şeyler iletmiş babacığım ama her şey yolunda şirkette. Ben bir şey demedim ben. Ben kimseye tek bir kelime bir şey söylemedim. Sus! Dedikoducu her şeyi gidip karısına anlatıyor bu. Hayatım normalim, onlar da karı koca sonuçta. Aşkım söyler misin sana, ben ne söyledim acaba? Ya tamam sus. Onlar hakkında konuşmuyorlar sanki. Ya tamam. Çocuklar tamam, mesele yok. Her şey yolundaysa sevindim. Yolunda yolunda babacığım, her şey yolunda. Hatta üretim müdürümüz Zeynep Şekercizade'nin yeni lezzetini merak ediyoruz. Ay ne kadar güzel. Tam bir aile şirketi. Çok sevindim. Hayırlı olsun Zeynep'ciğim. Bol şans yavrum. Teşekkür ederim Gülsüm Hanım, inşallah. Çok sıkı bir rakip. Yani Fatih'in güvenini sarsmamak için elimden geleni yapacağım ama... yani koskoca Şekercizade oğluna rakip olmak için daha 40 fırın helva yememiz lazım. Hem sizinle rakip olmak benim için de gurur verici. Yani ayrıca güçlü rakip bizi de güçlendirir. Ya baba. Can. Şimdi ben bu kadar tatlı bir sohbetin ortasına bunu sokmak istemezdim ama... annem nasıl? Vallahi inanmayacaksınız ama çocuklar... Mukaddes harikulade çok iyi bir yolda. Vallahi mi? Hı hı. 2 günde 8 tane başarısız kaçma operasyonundan sonra sanırım durumu kabullendi. E tabii oradakiler işinin ehli. Bizim gibi 30 sene sonra bulamadığımız formülü onlar anında buldular tabii ki. Yani aslında keşke daha önce bu yolu deneseymişiz. Keşke. Ayol ne oluyor size yurttan sesler korosu gibi? Vallahi teyzeciğim, yani söz konusu annem olunca herkes hemfikir oluyor. Mukaddes bütün bunları onun iyiliği için yaptığımızı sonunda anladı ve kabul etti. Ay hele bugün görecektiniz. Sarıldık, ağlaştık. Ah kardeşim dedi. Benim deliliğim yüzünden Servet Bey de boşu boşuna öldü dedi. Ay bak, o da nurlar içinde uyusun. Amin. Ha, inşallah Mukaddes de birkaç hafta içerisinde çıkartırız. İnşallah. İnşallah. Canım. Bir tanem. Sen bu akşam babaanneyle birlikte yatacaksın ama onu biliyor musun sen? Hı? Tabii anneyle baba izin verirlerse. Hı? Efendim yemek hazır. E hadi o zaman hep beraber hadi sofraya. Hadi bakalım. Allah'ım mışır mışır uyuyor. Belli ki o da özlemiş burayı. Ah, tabii ki. Allah rahatlık versin. Ah canımın içi. Adama bak ya. Bütün malikaneye yedi resmen. Sana ne? Sen de ye. Aşkım bende iştah mı kaldı ya Allah aşkına? Ne? Ne konuşuyor öyle fısır fısır? Ben konuşmuyorum. Enişte afiyet olsun diyorum. Ne güzel yiyorsun yemeğini diyorum.
Yiyeceğim tabii. Ya ben evin yemeklerini özlemişim. Ay aşk olsun Fatih yani. Duyan da ben sana hiç yemek yapmıyorum sanacak. Yok yok hayatım ondan değil de. Ya bu alışkın olduğum bir faz ya. Vallahi susuz ben de o kadar özlemişim ki yemeklerinizi. Afiyet olsun. Her akşam gelin hep beraber burada yiyelim. Ne güzel olur değil mi Fehmi? Tabii çocuklar davet beklemeyin lütfen. Sık sık gelin. Ay evet mukaddes yokken şu keyifli akşamların tadını çıkaralım. Vallahi geliriz değil mi hayatım? Geliriz vallahi yani ben bu yemekleri mümkün değil yapamam. Orhancığım yavru. Senin bir şey mi var? Niye yemiyorsun tuhafsın? Bir tuhaf mıyım ben efendim? Ben aşkım ben bir tuhaf mıyım Allah aşkına? Neyim tuhaf efendim bir söylerseniz. Orhan! İşte ben de unutuyorum yavrum. Yemek yemiyorsun hani bir sıkıntın mı var, bir derdin mi var yavrum? Yok teyzeciğim olur mu ya? O gelmeden önce birazcık atıştırmış da ondan. Aynen. Aynen teyzeciğim ben gelmeden önce birazcık atıştırdım. Şimdi mideme çok girmiyor yemekler o yüzden. Hayır yok yok senin kesin bir şeyin var. Hayırdır sen bir şey mi saklıyorsun bize? Ablacığım çok ayıp. Ben sizden, ikinizden ne saklayacağım? Bizim gizlimiz saklımız mı var Allah aşkına? Ya ben ajan mıyım yahu? Orhan, bak lütfen sus tamam mı? Ajan ne demek? Ne saçmalıyorsun sen? Enişte sen beni çok yanlış anladın. Sen beni çok yanlış anlıyorsun enişte. Hiç öyle bir şey yok. Orhan, neyin var oğlum senin? Enişten beni çok yanlış anlıyor babacığım. Gerçekten yani öyle bir şey yok. Yavrum, hay sormaz olaydım. Nereden sordun bir şey yemiyorsun diye. Tamam otur yavrum. Canım çok üstüne gittiniz çocuğu. Stres yaptı tabii. Otur yavrucuğum sen, otur oğlum. Tamam, tamam. Hazır. Tamam. Hadi. Allah Allah. Ne oldu ki? Ne oldu? Abla! Zeynep! 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 Mustafa! Mustafa! Ne oldu? Mustafa! Çabuk arabayı hazırla! Arabayı hazırla! Çabuk! 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 Ay çocuğum ne oldu çocuğum? Geç hayatım geç. Ama sakin ol. Haber verin bize. Hayatım neresi ağrıyor? Ne olur söyle. Ne? Tekmeliyor mu? Geliyor mu? Ne oluyor? Saçmalama ne diyorsun ya? Tamam tamam Mustafa söyle. Mustafa daha hızlı söyle. Bu iş bende falan. Tamam hayatım sakin ol. Ne olur. Tamam tamam. Sakin ol. Tamam sakin ol. Tamam Mustafa söyle. Mustafa hadi. Emre başsın efendim. Başlıyorum. Ağrıyor bir şey olmaz. Tamam hayatım gidiyoruz şimdi. Ne olur bebeğe bir şey olmaz. Mustafa sür. Az kaldı Fatih'e. Az kaldı. Tamam hayatım. Tut kendini. Tamam korkma bak yanındayım ben. Bir şey olmayacak. Sabrediniz Zeynep Hanım. 10 saniye oradayız efendim. 10, 9, 8, 7. Zeynep Hanım çok güçlü bir kadın. Bunu da atlatacak efendim. Evet güçlüdür. Bir şey olmaz değil mi? Olmayacak Fatih Bey. Siz gönlünüzü ferah tutun. Ya ölürse bir şey olmaz. Dur dedim Fatih Bey. Allah korusun efendim. Ya ben niye çıkıyorlar peki? Şimdi gidiler Fatih Bey. Biraz sakin olalım efendim. Siz Fatih Bey'siniz. İyi düşünün. İyi olsun. Yok yok ben gideceğim. Gireceğim şimdi. Fatih Bey bir sakin olun efendim. Bir derin nefes alalım hadi. 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 Yok yok ben gireceğim. Hayır hadi. Allah. Doktor Bey ne oldu? Ne oldu? Niye konuşmak istemiyorsunuz? Bir şey mi oldu karıma? Ne oldu? Fatih Bey önce bir sakin olun. Hayır sakin olmam. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Bebeğe bir şey mi oldu? Karıma bir şey mi oldu? Niye konuşmak istemiyorsunuz? Fatih Bey, eşiniz Zeynep Hanım'ın gazı var. Beni bunlarla kandırmayın. Bir şey oldu değil mi? Neyi? Gaz sıkışması. Rahat olun. Eşinizin sadece gazı var. Rahatladı. Ziyade
Dokunmayın asla benim hayalim, benim gençliğim, umudum, düşlerim. Ben yaşarım günü dünden ziyade.